Təşkilat Komitəsinin sədri kimi öz məmnunluğumu bildirmək və dini liderlərinin beynəlxalq səviyyədə görüşü qeyri-adi hadisə sayı daha böyük töhfə verə biləcək ikinci belə bir fürsəti təsəvvür etmək. Ölkəmiz müxtəlif dinlərin və onların nümayəndələrinin qarşılıqlı anlaşma və hörmət şəraitində yaşamaq imkan sülh və anlaşma şəraitində yaşamaq dağılan şəhərlər, tökülən Kıymetli dini liderler, değerli kardeşlerim, bizler aynı mazinin ve istikbalin mensuplarıyız. Kardeşler topluluğuyuz. Dertlerimizi sahiplenmek, sevinçlerimizi paylaşmak zorundayız. Dünyayı birlikte paylaşıyoruz. Bu manada özellikle Karabağ meselesinde dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu açıkça ifade etmek istiyorum. Azerbaycan dini icma başkanlarının yukarı Karabağ'da bulunan Azerbaycan'a ait cami, mescit ve kabirlerin tahrip edilmesini kınayan bildirisinin her cümlesine katılıyor ve imzamı atıyorum. Herkes bilsin ki İslam'ın ilkelerine ve Müslümanların değerlerine karşı saygısız ve saldırgan tavırlar asla kabul edilemez ve başarılı da olamaz. Bütün peygamberler tevhidin, adaletin, güzel ahlakın yaşanması için mücadele etmiştir. Dolayısıyla Müslümanlar ırkı, inancı, rengi, dili, coğrafyası, kültürü ne olursa olsun herkesin temel hak ve özgürlüklerini savunmayı inançlarının gereği kabul etmişlerdir. Nitekim birlikte yaşamanın en güzel örneklerini dünyaya Müslümanlar göstermişlerdir. İslam medeniyetinde bir arada yaşama tecrübesinin sembol şehirlerinden birisi de Kudüs'tür. O yüzden Kudüs'ün özellikle barış şehri olmasının yeniden sağlanması gerekir. Terör örgütlerine yardım eden insanlara özellikle mesajımız var buradan. Terörün dini olmaz, inancı olmaz. Terör kim için olursa olsun zararlıdır. Dolayısıyla biz Türkiye olarak gerek PKK ile gerek FETÖ ile DAEŞ ile öteden beri hep mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde bütün dini liderlerin ve bütün ülkelerin bizim yanımızda yer almalarını ve teröre karşı mücadelemizi desteklemelerini özellikle arzu ediyoruz.